Arkadaşlar merhaba. Yeni başlayan arkadaşlarımızdan bazıları makineye nasıl ip sardığımız, daha doğrusu makineye ipi ilk olarak nasıl bağladığımızı soruyorlar. Bununla ilgili çeşitli videolar vardır. Muhtemelen farklı bağlama şekli, düğümleri de vardır. Ama ben makineye ilk yani ipi nasıl şey yapıyorum, bağlıyorum ve sarıyorum. Bununla ilgili bir video çekeceğiz. Yanımdaki yakışıklı oğlum Uraz. Merhaba. Kendisi 9 yaşında ve iyi bir balıkçı. Güzel balıkları var yakaladığı. Her ne kadar beraber denize çıktığımızda sandalda uyuya kalsa da bazen yine de güzel balıklar yakalıyor. Şimdi Uraz size gösterecek. Sıfır onun makinası var. Şimdi bu makineye ilk ipi nasıl saracak? Uraz anlatacak. Ben de onu kameraya çekeceğim. Geç istersen Urazcığım oraya. Ben de... Şimdi ipimizi kılavuz deliğinden geçiriyoruz. Geçiriyoruz. Kılavuz deliğini bir göstereyim ben. Şu şekilde ipi düzgün sarmasına yarayan kılavuzumuz. Şimdi bunu bırakıyorum. İpimizi alttaki delikten çıkaracağız. Çıktı. Görüyorsunuz böyle bir şey oluşuyor. Şimdi ortadaki halkadan ipimizi İpimizi tam tamburun çevresinden geçirmemiz gerekiyor. Biraz onu şey yapmadan şimdi bir bekle. Şurayı düzeltelim. Şimdi arkadaşlar geçti. Şöyle oldu. böyle bir şey oldu. Pardon, çevireyim ben. Şöyle oldu. Şimdi şu tamburun tam çevresinden geçmesi için arkadaki ipi de biraz alacak. Arkadaki siz böyle karga burun gibi bir aletle de ipi tutabilirsiniz. Benim parmağım geçtiği için ben öyle alıyorum. Şimdi şu kenarı bırakıyoruz. Şurayı bir tane halka oluşturuyoruz. Diğer tarafa Aşağıdan doğru. yap biraz daha istersen. Pay kalsın ki kolay bağla. Şöyle aşağıdan yaparsanız daha kolay bağlanıyor. Şöyle bir halkamız oluştu. Sonra şu ipi alıp halka ile birlikte tutuyoruz. Evet, şimdi şöyle gösterelim. Halkamız ve ipimiz ikisi bir arada tutuyoruz. Kısa ucumuz boşta. Şimdi ben 3 kez içinden geçireceğim halkanın. Neyin üstünden şey yapıyorsun? Şimdi ipin üstünden Üstünden geçirip halkanın da içinden böyle geçiriyoruz. Siz 5 kez yapabilirsiniz. Ben 3 kez yapacağım. 1 2 3 Sonra burayı ıslatıyoruz. Evet. Sonra şu iki ipimizi tutup bunu Tutun. böyle çekiyoruz. Kısa ucumuzu iyi bir şekilde çektik. Tam sıkıştırmasak da olur. Sonra da onu sıkıştırabiliriz. İpimizin kolay Şöyle kayması için. böyle hiç Şöyle bir gösterelim biraz. Altına ben beyaz bir kağıt koyayım. Gözüküyordur diye tahmin ediyorum. Şu an düğüm. Evet, şimdi ne yapıyorsun? şimdi şu ipimizi alıp şunu da ittirerek çekiyoruz. Çekiyoruz. Düğümü tamburun üstüne oturtuyoruz. Oturtuyoruz. Şimdi şu ipimizi çekiyoruz. Burada görüyorsunuz fazla kalan bir ipimiz var. Ama ondan önce kesmeden önce Urazcığım bunu iyice biz şimdi tam sıkmadık ama siz bunu hem kısa ipi iyice çekerek sonrasında uzun ipi iyice çekerek şeyin tambura tam olarak oturtun. Ondan sonra ne yapıyoruz Uraz? Ondan sonra tam şöyle dipten değil, biraz boş pay bırakarak şöyle göstereyim. Şöyle keserek yapıyoruz.
Misinamız şimdi bizim daha ince olacağı için, yani ipimiz daha ince olacağı için biz şimdi kalın bir ip kullanıyoruz gözüksün diye. Payı bundan biraz daha kısa da bırakabilirsiniz. Zaten o pay bir sıkıntı yaratmayacaktır. Artık üzerine ip sarılacak. Bunu çekseniz de çıkmaz, sadece kopabilir. Bir sar bakalım nasıl sarıyoruz. Sonra bunu alıp böyle sarıyoruz. Evet. Sonra bir de sarma ile ilgili bir şey yaparız. Video çekeriz. Bağlama, böyle düğüm, sardık. Düğüm atmamız, yani makineye ilk ipin düğümü bu şekilde. Bize bu konuda Uraz yardımcı oldu. Kendisi de makinesine düğümü bu şekilde atıyor ve yazında inşallah kendisiyle güzel balıklar yakalayacağız. Ne diyorsun Uras, seni seyreden kişilere? İnşallah çok büyük balıklar tutsunlar. Herkese rastgele. Tamam, peki. Haydi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.